Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin en fazla Fenerbahçe konuşulan YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe demişken, Fenerbahçe'nin zorlu fikstürüyle konuşmaya başlayalım. Kısa keselim, aydın havası olsun. Aydın havası olmasa da başka bir yerin havası olur. Sevilla ile rövanş karşılaşmasına çıkacak takımımız ve kupada, ligde, Avrupa'da çok kritik bir virajın eşiğine girdik. 25. haftayı bay geçtik. Zorlu fikstür dönemine girdik ve artık felaket 90 dakikalar çıkarmak zorundayız. İlk periyotta yani startını vereceğimiz ilk periyot devi yamaç ile başlayacak. Sonrasında yani sonrasında ortalık 56 olacak ee, ve bu 56'da Fenerbahçe'nin bir şeyler yapması gerekecek. Mesela ilk olarak Ersun Yanıl'ın çalıştırdığı Alanya Spor Deplasmanına konuk olacak Fenerbahçemiz, ardından Beşiktaş'ta evimizde oynayacağız ve Ankara gücüyle yine evimizde oynayacağız. Tabi Ankara gücü e, maçı milli ara vardı diye hatırlıyorum ama yanlış biliyor olabilirim. E, onu kontrol ederiz. Sonrasında Karagümrük ve Başakşehir deplasmanları var Fenerbahçe için. Nisan ayı başında da Kayseri Sporla biliyorsunuz Türkiye Kupası müsabakası var yani Alanya 1, Beşiktaş 2, Ankara Gücü 3, Karagümrük 4, Başakşehir 5. Beş. 5'te 5 yapan Fenerbahçe'nin Sevilla'yı da yenerse 6'da 6 yapan Fenerbahçe'nin Kayseri Spor'u da yenerse 7'de 7 yapan Fenerbahçe'nin olacağı yeri söyleyeyim. O yapıda çeyrek finalde ligde lider konumuna çok daha yakın e, Türkiye Kupası'nda da e, yarı finalist olmuş olacak ve bu fikstürden inşallah Fenerbahçe alnının akıyla kurtulur. Ama Fenerbahçe'nin geniş kadrosu var. Geniş kadroda da sıkıntılar var. Mesela kaybolan futbolcularımız var. Müge Anlı da dahil herkese haber verin. Bir futbolcumuz kayıp İsmail Yüksek. Milli futbolcu İsmail Yüksek ligin ikinci döneminde neredeyse hiç forma şansı bulamadı. Yani en göze çarpan isimlerden biri son olarak 29 Ocak'taki Kasımpaşa maçında sadece 3 dakika süre aldı. Yani jest adeta kızağı çekti. Geçen sezon Adana Demirspor'da Bursaspor'da Spor'da kiralık oynadı. Bu sezon Jesus'un gelmesiyle kampta göz doldurdu. Piyasa değerini yükseltti. Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında Dinamo Kiev'e karşı e, forma giydim. Her ne kadar kırmızı kart yemiş olsa da sonrasında hani bunun ondan dolayı değil de, hakemden dolayı olduğu vesaire düşünüldü belki de. Çok fazla süre verildi. Süper Lig'in ilk 11 haftasında 2 maçta sakatlı toplam 249 dakika süre aldı. Bir asist yaptı. Avrupa Ligi maçlarında bayağı oynadı. 6 kez 11'de şans bulup 529 dakika sahada kaldım. Ama Kasım'dan sonra kayboldu. Yani bir şekilde gözden düştü. Belki de çalışmayı aksatmıştır. Ee... ve İsmail Yüksek'e ne olduğunu bilmiyoruz. Milli takıma da seçilmişti İsmail Yüksek. Biliyorsunuz Uluslar C Ligi grubundaki Lüksemburg Paramedya'da karşılaşmalarında da forma giydi. Orada da sonradan oyuna girdi. 10 dakika sahada kalıp bir de gol attı. Çok da iyi bir performans ama... Ee daha çekilmiş durumda. Ben şunu söyleyeyim. İsmail Fenerbahçeli bir çocuk. Fenerbahçeli bir kardeşimiz. Kendisi de her şeyin farkında. Merak etmeyin. Yani oynayacağı zaman da biliyor. Yedek kalacağı zaman da biliyor. Niye oynamadığını da biliyor. O yüzden bunu çok spekülasyon yapacak isim değil. Bakınız. Bu eğer İsmail Yüksek oynayıp Crespo oynamasaydı bu sıkıntı olurdu. Anladınız mı? Mesela Serdar Dursun oynayıp Pedro oynamasa bu sıkıntı olurdu. Çünkü Yabancılarda çok bir bağlılık yok. Onlar e, maaş karşılığı bu işi yaptıkları için yürekten bağlı değiller. O yüzden onlarda sıkıntılar yaşayabiliriz ama bizim evlatlarımıza bir sıkıntı olmaz. Fakat İsmail'in de kadroya bir şekilde döneceğinden eminiz. Peki kim kadroya dönemeyecek? Fenerbahçe'de giden kiralıklar var. Evet, ama bu haberleri yapan arkadaşlar çok eksik yapıyorlar. 1. Augsburg'dan Berisha. Perişan 4250 opsiyonu var. Muhtemelen ve muhtemelen kullanılacak. Braga buruma için arkadaşlar 2 milyon euroyu gözden çıkartmış. Fenerbahçe'ye 3750'ye kesinlikle bırakır. Bilginiz olsun. Yani 3750'ye biz bırakırız. Niye bırakırız? Biz de tutmadı diye. Hocam bak şöyle bir şey söyleyeyim. Braga da e, Fenerbahçe'de 5 maçta bir asist yaptı. 6 lig maçında 3 gol 1 asiste ulaştı. Daha hani hepsinde 90 dakika oynamadı. Ve 240 dakikadan 90, 180 bir daha 60 dakika oynadığını düşünen yani 2,5 maçlık performansta 3 gol 1 asist. Enfes 28 yaşında ve Fenerbahçe'nin kapısını birçok kişi çalacak gibi duruyor. E baktığınız zaman 4-250 alındı. Yani bir, yakın bir para talep edecek. Berisha 18 maçta 8 gol 4 asist. Alman liginde Şimdi bunu küçümseyenler var. Ya hocam ne işte alt sıra takımına gitti ne var orada gol atmakta. Merak ediyorum hayatınızı ne olarak sürdürüyorsunuz? Diskos masası falan mı? Ya siz de gidin. Oğlum madem o kadar kolay gerizekalı mısınız? Ne oturuyorsunuz? Siz de gidin. Allah Allah. Valla çok enteresan insanlar var ya. Hayatta çok enteresan insanlar var. Herkes de takmamak lazım. Samat da 3 milyon euro zorunlu opsiyonu var. Eğer Genk Şampiyonlar Ligi potasında bitirirse ki şu an görünüm o. 3 oradan. Berisha 4 250, 7 250. Artı Burum 3 75 alsak 8 11 milyon euro. Yani 11 milyon euro. Arkadaşlar bakın. Olmaz olmaz demeyin. Olur gibi duruyor. Ha şunu söyleyeyim. Berişay bunlar 4 250 almaz da biz biz bu pazar payında 6'ya 7'ye biz belki satarız. Buruma 4 belki almazlarsa şey 3 Belki bize gelip biz faydalanacağız. Şu an yanlış anlamayın beni ama yani ne İrfancan ne Rossi taraftar tarafından kabul görmemiş isimler. Hocam bu Roma da kabul görmedi. Olsun. izle yaptıklarından sonra kabul görür o bir şekilde. Hakkımız ayrısı olsun. Ama ben şunu söyleyeyim. Samat'ta da Berisha'da Buruma'da eğer satılırlar 11 milyon euro para elde edilirse bu para çok güzel yerlerde kullanılabilir. Bakın yaza Zayt. Ne olacağı belirsiz. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse bize bir 8 numara lazım. Kütürü kereği gibi. Crespo'ya teklifler var. İsmail yedek diyoruz ama İsmail seni yedek yedek kalsın. Sıkıntı değil. Mert Hakan, İsmail iki tane orta da, Hani oynatabileceğin sırıtmayacak isimlerim var. Ya Arao Arao'ya da teklifler vardı. Ha, yanlış anlamayın. Hatta e, 6,5 milyon euro falan konuşuyordu ama astı çıkmadı. Keşke çıksaydı. 6,5 milyon euro çok iyi para. Valla bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama e, gördüğümüz kadarıyla şunu söyleyeyim. Eğer bu Samatta'dan falan filan iyi bir para gelirse bu para da inşallah güzel yerlerde kullanılır. Ve Fenerbahçe'nin ligi bitireceği sıralamaya göre hani sizin bir tabiriniz var ya 11 milyon euroya 2 tane ya da bir tane babalar gibi topçu almak ya da 11 tane çöp almak diye. Sizin tabirinizden 11 çöp alınacak. Hayır benim tabirimle 11 milyon euroya 7 milyon euroluk şöyle babalar gibi bir topçu alınır. Kalan 4 milyon euroya da belki 2 tane ya da 1 tane proje futbolcusu alınır. Ya da biri 7'ye denk getirilir biri 4'e denk getirilir. 2 tane babalar gibi futbolcu. Diğer yarısında konuşalım. Mesela Fenerbahçe'ye bir babalar gibi futbolcu olabilir. Kim? Ferdi Kadıoğlu. Yok o Ferdi Kadıoğlu değil. Başka Ferdi Kadıoğlu. Yani Ferdi Kadıoğlu'nun e, alternatifi mi diyeyim? Yeni Ferdi Kadıoğlu mu diyeyim? Fenerbahçe her evvende oynayan Milan, Van, evicki Talibitleri olan Ferdi'ye alternatif olarak düşünüyor. Bu ne lan? Ne biçim bir şey? Ne biçim bir ismi varmış? Futbolcunun adı Milan Van Eviciki. Hocam bu ne? Enteresan bir isim. Şey. Ben mi koydum arkadaş? Bana niye soruyorsunuz? Evicik diyor. Evicik futbolcusu. <laughs> arkadaşlar işin şakası bir taraf ama biz bu ismi konuştuk, hatırlıyor musunuz? Yok, hatırlamıyoruz. Oğlum niye bozuyorsunuz? Hatırlıyoruz deyin. Ha hocam ha sen sen, sen söylemiştin tamam. Şimdi anladım falan. Ee, he he sen bunu konuşmuştun falan desenize. Tabii yalan söylemenize gerek yok arkadaşlar. Biz bunu konuştuk. Yazmıyorum bunu PSV'de diye hatırlıyorum. Erenmen diyor. Allah Allah. İşte Feyenoord. Pardon. PSV diyorum. Ben bu çocuğu Feyenoord'da diye hatırlıyordum ya. Karıştırmıyorum muhtemelen. Neyse. Biz haberimizi sunalım. Hollanda takımlarından Erenmen forma giyen 22 yaşındaki oyuncu sağ bek alternatifi olarak düşünülüyor. Hollanda Telegraf gazetesi genç futbolcunun PSV Eindhoven'unda da transferden abuz yokladığını yazmış. Haberde Fenerbahçe'nin de fiyat sorduğunu belirtmiş. Portekiz'den Sporting de ilgileniyormuş. Ve en orta alt yapısına yetişmiş. Excelsior'da profesyonel kariyerine adım atmış. Ado Den Haag, Çambur, Herenven'de forma giyip bugüne kadar 152 maça çıkıp 9 gol 13 asist gerçekleştirmiş. Ve Hollanda U21 takımında 4 kez yer almış. Futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro. Ancak, fakat, lakin. Bakın ancak, fakat, lakin. Burada enteresan bir nüans var. Surinam asıllı Hollandalı. E bu mu hocam? Suriyeli mi demek istiyorsun? Dalga mı geçiyorsun çocukla? Hayır. Fenerbahçe'nin sol beki kim? Osterwold. Nereli? Surinam asıllı Hollandalı. Acaba diyorum. Yani acaba 29 maça çıkmış bu sezon. 2640 dakika. Yani yaklaşık 27 maç. Şey, ee, yaklaşık 30 maç. Eğer 2700 dakika oynasa 30 maç. 2640 dakika oynamış. Yani 30 dakikalık da uzatma oynamış. Oynadığı bütün maçlarda eksiksiz. Full oynamış yani. Kırmızı mırmızı yememiş. Ve 5 gol 2 asist. Müthiş bir performans. 600 bin euro almışlar. Şu anda piyasa değeri transfer market değeri 4 milyon euro. Fenerbahçe'nin bu çocuk için 1,5 milyon euroluk bir teklifi vardı diye hatırlıyorum. Kabul edilmemişti. Sezon sonuna kaldı. Belki de Osterwolde'nin Fenerbahçe'deki uyumu bu çocuğun e, gelişimine sebep olabilir. Bakın dikkat edin. Ferdi tuttu. Ve Hollanda'ya yöneldik. Ama her Hollanda'dan aldığımız tutacak diye bir olay yok. Bir Van der Wiel'imiz vardı bizim. Rezil etmişti, perişan etmişti. Ben şunu söyleyeyim. Biz transfer çalışmalarına çoktan başladık. İlk hedef yeni Ferdi Kadıoğlu mu? Şu an gözüken o. Çünkü bize bir sabek lazım. İyi de hocam o sahi var, Ferdi var. Allah aşkına biri git, Biri değil, ikisinin birden gitme ihtimali var. Hem de var ya çok enteresan bir fiyat söyleyeyim size. Bakın çok enteresan bir fiyat söyleyeceğim size. Ferdi Kadıoğlu için 20'nin üstünde bir fiyat. O sahi için onun üstünde bir fiyat bekliyoruz. Çok özür dilerim. 4 milyon euro piyasada değeri var. 4 milyon euroya bu çocuğu alsak. Mesela Sabek için bir tane de Türk futbolu. Mert Müldür herhalde hepinizi tatmin eder. 4.5'a da onu alsak. 8.5'a Mert Müldür ve Milan Fan F2 alsak. Bak buçuk milyon eurodan bahsediyorum. 2 futbolcu alıyorsun. Hocam risk. Hocam iki tane genç alınmaz. Hocam şöyle hocam böyle. Ya ben, soru soruyorum. Ferdi'yi 25'e okuttun. O sayıyı da 12'ye okuttun. Ya Sadece soruyorum. 37'ye bunları satıp 8.5'a bu iki futbolcuyu alsam kar mı zarar mı? Sorduğum hata değil mi? Hatta ben şunu söyleyeyim. Eğer Ferdi 25, Usay 12'ye gider 37'ye iki futbolcuyu gönderirsen zaten takım kurarsın. 7 milyon euroya. Takım kurarsın. Takım. Bir şey söyleyeceğim. Daha senin Atilla Salahin var. Gitmesi Muhtemel isimlerden biri. Respo'ya 500 tane talip var. Rossi'yi biz beğenmesek de beğenenler var. Vesaire vesaire. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama şunu söyleyeyim. Bu çocukla biz uzun zamandır ilgileniyoruz. Scouting yapılan futbolculardan birisi. Hayırlısı olsun. Fakat subliminal olarak da ben ikinci duyumu da vermiş oldum. Yani büyük ihtimalle Ferdi Kadıoğlu'nun o mevkisine yazdığın en az bir transfer kesin olarak gerçekleşecek. Çünkü duyumlar durumlar, şartlar bu şekilde iş bu noktaya doğru gidiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir beğeni çok görmezsek seviniriz. Allah'a emanet olun.